Evet sevgili dostlar, sabah biz girişi yaptık ama şimdi şeye geldik, kışlaya geldik Nebi kardeşimizin şeyine, çiftliğine. Yani Nebi kardeşimiz burada hayvanlarla uğraşırken bulduk. Şimdi kendisine bir soralım, bu işe nasıl başlamış? Yani gençleri bu işe teşvik ediyor mu? Yani bu işten memnun mu? Evet Nebi kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nebi kardeşim, sen bu çiftlikte ne iş yapıyorsun? Yani burada neler var? Burada simental ineklerimiz var. Hı hı. Biz simental üzerine hayvancılığa başladık. Daha yeni başladık. 1,5-2 yıldır falan yapıyoruz. Hı. Öyle. Kaç tane var? Şu an 11 tane ana çineğim var. Yani buzağları falan da var. İlk baş 7 inekle başladım ben bunu. Hı. Şimdi 11'e yükselttim. Ve hı, daha da yükselteceğim. Krediyle yapıyoruz biz bu işi. Ya bunların borcu var mı? Bunların borcu daha yeni bitti. Yani bitirdin yani. Aynen. Yeniden bir, hı-hı, daha bir bu kadar daha, hı-hı, düşünüyorum. Sen askerden gelince aslında yani köyde hep askerden gelenler şeyde durmaz köyde. Yani askerden geldi miydi ilk işi yani şeye kaçmak olur. Yani şehir merkezine. Sen niye gitmedin? Evet. Ben ta çocukluktan bu işin içinde olduğum için ben bu işi yapacağım ve daha büyük yapacağım bir diye. Hayalim vardı. Hayalim vardı. Sırf o yüzden, hı-hı, yapıyorum. Daha da devam edeceğim. İnşallah, inşallah. Allah yolunu açık etsin. Burası size ait değil mi? Çiftlik, evet, bize ait. Kendinize ait. Evet. Buraya ne zaman yaptınız? 2014'te başladık. Küçükbaşla başladık. Sonra küçükbaşı falan askere gidince falan bıraktım. Onları sattınız. Aynen. Büyükbaş az yapıyorduk, nadiren yapıyorduk. Yani kendinize yetecek kadar 2-3 inekle. Onu da bıraktık komple. Hı-hı. Sonra yeniden bir daha ben büyükbaşıya başladım. Hı-hı. Burada bir süre boş durdu. Aynen, boş da durdu. Evet. Tamam. Günlük ne kadar süt alıyorsunuz? Ne kadar süt alıyoruz? Şimdi değişiyor. Örnek veriyorum. 100 kilo falan civarda aldıklarımız da oluyor. Hı. Ama şu an 50 kilo civarı falan alıyorum. Yani ortalama aylık, yani bir yılda ortalamaya vurursan, yani evet, zirve yaptığı zaman yani 100 kilo alıyorsan, şu anda 50 alıyorsan, yani o zaman aylık 60-70 kilo, aha, falan bir süt ortalaması var. Zaten ineklerimiz süt ineği değil. Et ırkı olduğu et için. Irkı. Biz şu an kış olduğu için ineklerimizi ilgiliyoruz. Yazın full meradan bak o çok şey yayıldığı için şey avantaj bir, değil mi? Aynen. Merada olması. Kış geldiğinde 3 ay 4 ay falan evde bakıyoruz. Evet, geri kalan hep merada. Zaten o yüzden köyde yapmıyoruz. Yani dağda çiftliğimiz. Aynen. Evet, aha. Süt fiyatları nasıl? Şey memnun musunuz süt fiyatlarından? Fiyatı yani ister söyle ister söyleme o senin bileceğin işte. Fiyat vermeyelim de. Bize sizi kurtarıyor mu yani? Bizi ucundarın kurtarıyor, hı, ama biz meradan yaptığımız için kurtarıyor. Yem versek bu yani bu inekçilik ırkla, yapılmaz. Bu, yani bu ırkla yapılmaz değil mi? Aynen. Bu ırkla inekçilik, hı, yapılmaz. Hı. Çünkü yem fiyatları olmuş 118-120 o aralarda, hatta 125'e kadar çıkanlar var. Evet. Ama süt verişi simentalde 6 kilo 7 kilo aynen etçi bir ırk olduğu için. Şimdi bu biz alacak. Şimdi 8 ay ortalama, hı, meradan yararlandığımız için o bizim bir dezavantajımız oluyor yani. Evet. Yani onda sıfır masraf yok. Yani sıfır masrafla yani aldığın süt olduğu gibi yanına kalıyor değil mi? Tabii ki canım, hı, ne olursa işte o, hı, şekilde ama burayı geliştirmeyi, hı, düşünüyoruz yani. Ya sevgili arkadaşlar, bu abimiz de Nebi'nin babası, yani Nebi'nin en büyük destekçisi. Tabii beraber yapıyoruz, evet, arkasında, hı, desteğiz. Şey, yani çiftçilik de var değil mi? Tabii mutlaka. Çiftçilik zaten olmazsa olmaz. Kaba yemini şeyini kendimiz karşılamazsak bu işin içinden çıkılmaz yani. Yani inek çok yiyor tabii o mutlaka yani yonca, saman onlar hep kendinize ait, arpa değil mi? Aynen. Tabii mutlaka. Sizin aldığınız bir tek yani süt yemi, buzağı yemi. Süt yemi, buzağı yemi evet. Hatta bu sene daha hiç süt yemi, bes yemi daha hiç almadım. Yani arpayla şey. Arpa, çavdar, yulaf onların üçünü karıştırıp güzelce harmanlayıp eziyoruz, makinemiz sende var. Kendimiz veriyoruz, daha bir tek buzağı yemi alıyoruz. Bu sene öyle yaptık. Şeyde buzağları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen satıyorsunuz mu yoksa yani krediyle aldığımız için malları, buzağları yetiştirmeden, besiye atmadan ben sattım.
2 yıldır aynen. 2 yıldır öyle yaptım. Ama tabii bundan sonraki süreçte besiye çekeceğim. Çünkü mal borcunu ödedi, bitti. Artık kendimize döndüğü için besiye çekmeyi düşünüyoruz. Ya öyle bu işler o zaman yer falan da yapıyoruz zaten. Yani büyük başta yani kaba yemini yani kendin karşılıyorsan yani bir de şey krediyle aldıysan yani devlet desteğiyle aldıysan işte buzağısı borcunu ödüyor. Yani sütü sana kalıyor değil aynen mi? Aynen öyle. Şeyi bitesiye, borcu bitesiye. Borcu bitesiye kadar yani öyle. Borcu bitesiye işte buzağısı şeyini ödüyor. Borcunu ödüyor. Şey veteriner desteğini falan nasıl sağlıyorsunuz yani? Şey Kırkada var değil mi veteriner? Kırkada var. Özel veterinerden ücret karşılığında oradan kendimiz hallediyoruz. Şey hizmet. Hizmet aynen yani, alıyoruz. Şey, hizmet alıyorsunuz. Tarım ilçeden genel aşı olduğu zaman şap olsun şey olsun hani baharda maharda bütün bölgeye yaptıkları onlar da gelip aşı yapıyor ama onlar şey belli bir yere kadar. Şu an kaç tane sağlıyor? Yani bugün için? Bugün 6 tane falan. 6 tane. Tamam evet. Sinekler maşallah güzel. Bundan cinsi ne demiştin? Simental. Yani, simental. Şunlar erkek herhalde. Şey dana mı? Onlar aynen. Biraz daha büyük erkek buzağlar. Biraz ufakları içeride var. Yani aynı zamanda da yani bir yerde çalışıyorsun. Yani işte Bağkur'unu da ödemiş olsan yani orada çalışmasan Bağkur'unu da ödemiş olsan yani rahatlıkla ödersin değil mi? Bağkur fiyatları ne kadar şu anda şeyde aylık? 1235 lira diyebiliyorum o civarlarda. Yani rahatlıkla ödersin rahatlıkla değil mi? Orada aynen. Çalışmasan. Aynen öyle. Yani o da senin şey olur, sosyal güvencen olur. Evet. Yani hastaneden her şeyden yani rahatlıkla fayda. Yani zaten ödemeyi yapıyoruz biz. Babamın olsun, benim olsun yani ödemeyi yapıyoruz. Ayrı ayrı düzenli olarak. Ya o daha şu an emekli olmadın değil mi de sen de İbrahim abi? Olmadım daha. Ha. Yani daha şeyin şey primini ödüyorsun o zaman değil mi? Ödüyoruz. Şimdi başka ne var burada? Tavuklarınız var değil mi? Aynen tavuk var biraz. Yani yazın o zaman yani şu anda yemiyorlar ama yazın tamamen şey süt oluyor değil mi? Organik süt oluyor. Aynen. Yazın inşallah bir daha çekimlerimizde. Ya sen bunlar çoğaltınca. Mera'dayken falan da tamam, devam inşallah, eder inşallah, çekimlerimiz. İnşallah. Bir şöyle tavuklara falan da bakalım. Yani organik yumurta var. Evet. Yani tavukların yararlandığı şey alan. Yani gördüğünüz gibi şöyle dağlardan faydalanıyorlar. Çimen. Yani her şey var. Burada köpekler var. Bunların cinsi ne? Aynen, Kangal melezi. Bunlar benim geldim de bunlar çok şey küçük diye kışın. Aynen. Şeyden yani sonbaharda. Tavuklar da burada değil mi? Oğlum gel bak kümesi çek gel. Meranız ne tarafta? Yani inekleri çıkartınca. Meranız tarlanın öbür tarafına, ön taraftan atlıyor. Oradan geçiyor. Ağırlık meramız bu tarafta. Yani bu çalıların içinde, ormanda. Şey, ormana gidiyorsunuz değil mi? Peki burada bu şeyler tavuklara şey oluyor mu? Yabani hayvan şey evet. Saldır, tilki, kuş. Oluyor. O gibi şeyler oluyor. Yaşadık bir iki kere. Büyük kartal gibi kuşlar falan geliyor. Silahla falan ürküttük. Aynen köpekler var. Tilki milki geliyor diye hatta köpekler burada. Geceliğin geliyor köpekler diye. Kapıda bekliyor değil aynen. Mi? Aynen. Su sorunu nasıl şey yaptınız? Su var değil mi? Şey, su, evde aynen. Ahırda. Var. Su sorununu nasıl çözdük? Su sorunu. Bizim buradan köye giden şebeke hattından biz su almıştık. Sonra abonelik falan çıktık. Köyde aboneli de buraya aldığımız için yeni hatlardan suyunuz da var aynen yani. Suyu verdiler. Abonelikli suyumuz var. Şey elektrik? Elektrik şu an güneş paneli döşeceğiz ama elektrik sistemi de var yakın. Şey, evde döşeli değil mi? Evde şu an yok ama daha yeni yaptık zaten inşaattan belli. İnşaatı yeni yaptınız. Bakacağız TEDAŞ'la falan görüşeceğiz, araştıracağız hangisi daha ucuz cazip olursa. Şu anda jeneratörle idare aynen ediyorsun. Şu an jeneratörle idare ediyoruz 1-2 ay içinde falan. Şimdi bir tane de arıları var yani varmış. Onu da çoğaltmayı düşünüyorlar. Yani aynı zamanda yani arıcılık da yapacaklar. Kendi yiyecekleri kadar ama değil mi? Evet. Tabii. Ha, yani uğraşamazsın. Doğal yani. Yani uğraşamazsın hem arıyla hem
Yani hayvanla, çiftçilikle. Tabii hepsi aynı anda zor yürüyor ama işte az olsa böyle hobi gibi falan, arıcılık falan da o yapılır olabilir. O zaman, kendi yiyeceğimiz kadar. Veya işi büyütünce, yani adam çalıştırsan o zaman olabilir yani. Şey arıcılığı da yapabilirsin o zaman. Ha, o zaman öyle bir şey de olabilir. Ona da işte zaman gerekiyor. Kovan orada bak hadi. Yani öncelik, yani şey olduğu için, büyükbaş olduğu için, yani arıdır, tavuktur, onlar şey hobi amaçlı yapıyorlar. De ama yani yumurta satıyorsunuz değil mi Rami abi? Aynen. Hı? Yumurtaya talep çok, doğal olduğu için. Yani yumurta organik. Yani tavukların gezdiği alanlar buralar. Arılar çalışıyor. Yani arısı evet, var. Merakımız vardı. Senin sayende. Yani yazın bu oğlu koymuştuk değil mi? Evet, aynen. Ama yapabilirseniz, olursa bir şeyler. Yani ben kendim şeyim, arıcıyım. Yani arıdan anlarım ben. Yani benim de var arılarım. Şu anda yani arılar polen getiriyor. Çiğdem poleni. Şu anda çiğdemler var. Yani başka çiçek yoktur. Evet. Sadece sarı çiğdemler var. Yani ayaklarında polen var. Hep sarı sarı giriyorlar bak. Şimdi şey, eve geldik, yani eve gireceğiz. Burası hiç öyle sizin bildiğiniz gibi, yani biz kışla deriz, kışla evleri gibi değil arkadaşlar. Yani daha inşaat halinde ama yani tam bitmemiş ama yani bayağı ev, yani 2+1 daire. Yani şöyle iki şey var, iki odası var, banyo tuvalet şurada. Şurası da mutfak. Buradan güzel kokular geliyor. Bak, asıl şey burada. Neyse, kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi ne yapıyorsunuz? Geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ağzı açık. Bizim şeyin görenin yani meşhur şey hamuru. Yani değil mi? Ağzı açık. Evet arkadaşlar. Yani Nebi kardeşimizin annesi. Yani asıl patron burada. Asıl patron burada. Biz asıl patronla şey yapmadık. Röportaj yapmadık. Şimdi Sebat abla, kolay gelsin tekrardan. Sağ ol, hoş geldin. Ben şuraya oturayım şöyle. Sivilcik. Şimdi burada Nebi'nin en büyük destekçisi kim? Sen misin, babası mı? Ben. Ya şimdi yani burada gençler aslında köyde durmazlar hiç. Yani sen demedin Nebi'ye, oğlum git şeye, yani şehire şey yap, çalış demedin mi? Demedim. Hep şehirde mi çalışacaklar? Aslında köyde çalışsınlar. Şimdi olsunlar açıkladım. Aynen doğru söylüyorsun. Yani aslında yani şu kazanç olarak falan şey düşündüğünde, yani şu anda Nebi'nin kazancı çok iyi. Yani anlattı. Baba mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Yani baba mesleğini de yapmaya çalışıyor aynı zamanda. Yani babası da yani eski hayvan yetiştiricisi, çiftçi. Yani sizin burada günleriniz nasıl geçiyor? Yani burası dağ başı. Günlerimiz var. Mala bakmayla. Yani çok da yani şey yap, sıkılmaya yemeyle, şeyin vaktin olmuyor değil mi? Evet. Tavuğundan, cumbundan aşabiliyorsun. Bir şey yaptığımız yok aslında. Yani çobanlıkta vaktimiz olmuyor. Yani çobanlık da yapıyorsun değil mi aynı zamanda? Yani yerine göre, çünkü Nebi yani çalışıyor bir yerde. Yani işe gidiyor. Yani İbrahim abi de onun da işi olur. Yani çiftçi aynı zamanda. Yani ekiyor, dikiyor, biçiyor hesabı. Biz size o zaman şimdiden yani elinize sağlık diyelim. Evet sevgili dostlar, bugün Nebi kardeşimizi ziyaret ettik. Yani kendisi daha hayvan alacağını söyledi. Holstein cinsi inek alacak 10 tane daha. Yani işlemlerini falan tamamlamış. Bununla ilgili sorularınız olursa yorumlara belirtirseniz yani bir ay sonra tekrar bir daha gideceğiz, kendisini ziyaret edeceğiz. O zaman hayvanları da almış olur. Yani inşallah Allah nasip ederse yani kendisine sorarız.
sizin de sorularınızın cevabını almış oluruz. Şimdi bizim dağa evine geldik oradan. Aslında burada da bir çekim yapacaktık. Buraya geldik, burada da yani çobanlar varmış. Onlar da buraya ateş yakmışlar. Onlarla birlikte çay içtik burada. İşte yani çobanın çantasında ne olursa yani bizimle paylaştılar, sağ olsunlar. Yani onlarla da bir şeyler yedik, çay içtik. Şimdi kendileri ayrıldılar. Biz biraz daha oturup yani birazdan döneceğiz. Yani bu tarz videolar istiyorsanız yani takipte kalın. Abone olmayanlar da varsa yani kanalıma abone olsunlar, yorum yapsınlar, beğensinler, bana destek olsunlar. Yani hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.